sevgili seyirciler, Düsseldorf'taki Evin Fuar'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi İstanbul'da projeleri olan 93'ten beri faaliyette olan bir şirketteyiz. Neredeyiz? Hasanoğlu Şirketler Grubu'ndayız. Hasanoğlu Şirketler Grubu eski ama başında şimdi genç yakışıklı bir patron var. Bir merhaba diyelim bakalım o bize şirketle ilgili neler anlatacak. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Valla ben sizi gördüm. İnanamadım patron olduğunuzda. Gerçekten hani çok başarılı yeni nesil isimlerden birisiniz. İsterseniz bir tanıyalım sizi öncelikle. Memnuniyetle. Şirketimiz 1993 yılında kuruldu. Babam Mustafa Sanoğlu tarafından kuruldu. Sizin de söylediğiniz gibi ben ailenin yeni nesil üyesiyim şirketteki. Şirketimiz hem özel sektörde hem de kamu alanında projeler gerçekleştiriyor. Özellikle Almanya'ya Evim Türkiye Fuarı'na gelmemizin sebebi de şu an hali hazırda Isparta-Kule bölgesinde iki tane projemiz var. Teslime hazır, inşaatları tamamlanmış ve yaşamın başladı. Hem projelerimizi buradaki gurbetçilere tanıtmak, onlara Türkiye'de, ülkelerinde bir yatırım imkanı tanımak hem de firmamızın 2019 yılında başlayacağı yeni proje hakkında bilgi vermek için buradayız. Peki şimdi sizin bulunduğunuz bölgeyi İstanbul'u bilenler bilir. Sonradan gelişti. Dolayısıyla çok düzenli bir yapısı var. Bunun da sanıyorum hani alanlar için önemi var. Özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz düzene alışkınlar çünkü. Bu konuda neler söylersiniz? Sizin de söylediğiniz gibi bulunduğumuz bölge şehrin kuzeyinde ve önemli yatırımların olduğu, hem kamu yatırımlarının hem özel yatırımların olduğu gelişen bir bölge. Sizin de bildiğiniz üzere Mart'ta yeni havaalanımız açılıyor. Bizim de projemizin bulunduğu bölge havaalanına çok yakın bir noktada. Aynı zamanda Kanal İstanbul'a yürüme mesafesindeki projeyiz. Belki de Kanal İstanbul'a en yakın projeyiz diyebilirim bölgedeki. Bunun dışında Kuzey Marmara Otoyolu, aynı zamanda metro projesiyle birlikte bölgemizin değeri artıyor. Bu da tabii ki yatırımcılar için çok önemli. Hem projelerin değerinin artışı anlamında hem de gelişmekte olan bir bölge olması sebebiyle altyapı probleminin olmadığı, ulaşım probleminin olmadığı bir bölge olması sebebiyle hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alım yapanlar için çok avantajlı ve kıymetli diye düşünüyoruz. Evet, bu söylediğiniz çok önemli çünkü sevgili seyirciler, İstanbul'dan bir proje alabilirsiniz. Kendiniz oturmak istiyorsanız oturabilirsiniz elbette ama eğer yatırım amaçlı alıyorsanız geleceğinin çok iyi olması lazım. Bu bölgede özellikle Kanal İstanbul olan yakınlığı ve yeni havalimanı olan yakınlığı nedeniyle çok tercih edilen bir bölge. Yani bugün 1 liraya aldığınızı yarın öbür gün 2 liraya 3 liraya çok rahatlıkla satabilirsiniz değil mi? Öyle umuyoruz biz de. Çünkü biz de firma olarak arsa yatırımlarımızın önemli bir kısmını bu bölgede gerçekleştirdik. Bu bölgenin geleceğine inancımız çok yüksek. 2019 yılında da bu arsa yatırımlarımız üzerinde yeni projelere başlıyor olacağız. Orada da yine hem aile yaşantısına hitap eden sosyal donatı alanlarının olduğu, ticari alanlarının olduğu projeler geliştiriyor olacağız. Özellikle bu konuda bir şey sormak istiyorum. Ben sevgili seyirciler, Hasanoğlu Şirketler Grubu'nu araştırırken bir şey dikkatimi çekti. Diyorlar ki biz aileye özellikle dikkat ediyoruz değil mi? Yani bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Şöyle bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerde bu hususa çok dikkat ettik. Aile yaşantısına çok önem veriyoruz. Şirketimiz de bir aile şirketi ve hassasiyetleri olan bir aile. Projelerimizde küçük metrekareli daireler yer almıyor. En küçük dairemiz 2+1 ve 120 metrekare. Bunun dışında sosyal donatı alanlarını bay ve bayan olarak ayırıyoruz. Açık yüzme havuzları projelerimizde bulunmuyor. Bu konuda da hassasiyetimiz söz konusu. Ve geliştirdiğimiz projelerde bu detayların hepsini dikkat ederek çözümler üretip yatırımcılara da bu imkanları sunuyoruz. Peki şu anda 2019'da başlayacak olan projeleriniz var ama bitmiş ve satışa sunduğunuz projeler de var. Bitmiş olanlar ne kadardan başlıyor? Mesela kaç artı birden başlıyor ya da kaç metrekareden? Fiyatlarıyla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii şöyle, şu an teslim hazır projelerimizde Boundaries Particule 2 ve 3 olarak hem 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimiz hem de ticari alanlarımız mevcut. 2+1 dairelerimiz 120 metrekare brüt, 90 metrekare net. Bu dairelerimizde çift balkon var. Bunun dışında çamaşır odası dediğimiz bir alan mevcut ve çift banyo mevcut. Yani son derece kullanışlı ve ferah alanlardan oluşuyor. 3+1 ve 4+1 dairelerimiz de aynı özellikleri barındırıyor ve metrekare olarak birazcık daha büyük. Onları da kısaca belirtmek gerekirse 150 metrekare ve 170 metrekare diye düşünebiliriz. Biz bir de burada yaşayan Türk vatandaşlarımıza özel, bu fuara özel projelerimizde %5 indirim yapıyoruz. Metrekare satış rakamlarımız da aslında çok çok uygun. Özellikle döviz geliri olan Türk vatandaşlarımızı dikkate alırsak
euro üzerinden TL'ye döndüklerinde son derece makul. 6 ile çarpmak lazım. Şöyle bizim Türkiye'de metrekare satış rakamlarımız 4500 TL. Onu Almanya'ya uyarladığınız zaman ve euro ile dikkate aldığınız zaman 1000 euronun altında bir metrekare satış rakamına tekabül ediyor ki bu gerçekten çok uygun böyle bir bölge ve böyle bir lokasyon için. Peki gelip almak isteyenler tamamını peşin mi ödemeli yoksa bir vade seçenekleriniz var mı? Şöyle biz bugüne kadar tüm projelerimizde birden fazla ödeme planı sunabildik. Neden? Biz çünkü kendi arsa yatırımlar üzerine proje geliştiren bir şirketiz ve bu bize esneklik sağlıyor. Nasıl esneklik sağlıyor? Sizin de söylediğiniz gibi peşinatı düşük olan müşteri profili olabilir. Onlara vade imkanları tanıyabiliyoruz. Veya peşinatı yüksek olan müşterilere farklı ödeme planları sunabiliyoruz. Bu tamamen bizim müşteriye karşı sunmuş olduğumuz esnek ve müşteriyi koruyan bir ödeme yöntemi diyebiliriz. Peki efendim şunu merak ediyorum. Sadece binalar mı var projenizde yoksa hani çevreye de dikkat ettiniz mi? Aslında şöyle söyleyebilirim. Biz geliştirdiğimiz tüm projelerde yeşil alana önem gösteriyoruz. Projelerimizin %70'i, arsa alanının %70'ini yeşil alan olarak ayırıyoruz. Bunun dışında çocuk oyun parkları açık ve kapalı, sosyal donatı alanları mevcut projelerimizde. Otoparkların üzerlerini, ticari alanların üst katlarını buraları hep yeşil alan olarak değerlendiriyoruz. Bunun dışında projelerimizde bahçe katı daireler söz konusu. Burada da şöyle bir ayırt edici özellik söz konusu. Bahçe katı dairelerde belli bir alanı o daireye tahsis ediyoruz ve yönetim planına da bunu işliyoruz. Tamamen o daireyi satın alan kişiye ait oluyor. Evet. Bu da aslında bir dairede villa konforunu yaşamanız anlamına geliyor. Gerçekten çok güzel. Peki o zaman bir davet edelim. Size nasıl ulaşacaklar? İnternetten, sosyal medyadan bir isterseniz bir söyleyin. Ondan sonra da bir davet edelim yurt dışına yaşayan vatandaşlarımızla. Niyetle bize hem web sitelerimiz üzerinden hem sosyal medya üzerinden hem de telefon hatları üzerinden ulaşabilirler. Alanında uzman bir satış ve pazarlama kadromuz söz konusu. Ve onlar her türlü sorularına en detaylı şekilde yanıt verebilirler. Biz zaten birçok aileyle sözleştik ve randevulaştık. İstanbul'a geldiklerinde onları misafir edeceğiz, projelerimize götüreceğiz, orada projelerimizi tanıtıyor olacağız. Sadece bitmiş projelerimizi değil, yeni başlayacak olacağımız projelerden de onlara bahsediyor ve bilgi veriyor olacağız. Onları misafir etmekten, onları ağırlamaktan da memnuniyet duyacağız inşallah. Peki efendim, başarılar diliyorum biz size, kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, eğer İstanbul'dan bir ev almak istiyorsanız, bitmiş daire istiyorsanız, valizinizi alıp gelip yerleşebileceğiniz bir daire istiyorsanız bence Hasanoğlu İnşaat'ı görmeden, projelerini görmeden, tanımadan karar vermeyin deriz. Hasanoğlu İnşaat sizin için bizim önerebileceğimiz bir firma. Bizden söylemesi vizyon devam ediyor.